Herkese merhaba, ben Tuğçe Odoğar. Bugün sizlerle birazcık soru cevaplayacağız. Buradan ve Instagram üzerinden gönderdiğiniz soruları. Bir yandan da bir kız çizeceğiz. Uzun zaman olmuştu şöyle kocaman bir kız çizmeyeli. Bayağı bir neşeli bir video olacak benim için. Hemen sorularınıza başlıyorum. İlk sorumuz Kütahya'dan gelmiş. Keşke böyle olsa. Canlı yayında cevaplasam aslında. Hoş korkarım ya, neyse. İlk sorumuz nasılsın olmuş. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Hani böyle bir dalgalı olur ya insanın modu. Geldi gitti. Yani genelde öyledir benim için en azından. Şu an o dalgalı böyle üst kısımlarındayım. Yani hoş bir moddayım. Yoğunluktan kaynaklanıyor muhtemelen. Çünkü ben ne zaman işim falan olmasa, böyle bir yoğunluğum olmasa, ne yapacağımı bilmesem, depresyona girdiğim için boşluktan. Şu anki yoğunluk bana iyi geliyor. Yani her şey çok güzel. Maşallah diyorum kendi kendime. Geçiyorum ikinci soruma. Neredesin? Biz yokken neler oldu, nelere taşındın gibi sorular gelmiş. Bunu Instagram'dan aslında söylemiştim birkaç hafta arası. 2 ay önce güncel bir çizim sohbet yayınlayıp orada aslında cevap verdim detaylı. İzlemek isterseniz o videoya gidebilirsiniz. Ama şu an Malezya'dayız. Geri döndük buraya. İyi mi? Yani onun için de bir ekstra iyiyim. Çünkü çok özlemiştim burayı. İlginç bir şekilde ayrılırken böyle bir daha dönmem artık yetti diye ayrılmıştım. Ama sonra kıymete bindi. İşte kör öldü badem özlü oldu gibi bir şey oldu. Aa hani çok özledik Asya'yı falan filan diye. Burada böyle bir şey çıkınca hemen buraya geri geldik. Yani şu anda Malezya'dayız. Bir sonraki sorumuz. Merhaba Tuğçe. Udemy gibi bir platformda bir eğitim içeriği hazırlamayı düşünüyor musun? Aslında düşünüyorum ha. Çok ilginç böyle. Ara ara aklıma geliyor. Hani diyorum ki Tuğçe, bu kadar hani eğitici video yapıyorsun, aslında bunları böyle bir paket haline getirip böyle bir platformda yayınlasan daha mantıklı olmaz mı? Böyle bir talep var mı? Yani ister misiniz hani sulu boya veya hani dijital ya da direkt sıfırdan çizime başlayanlar için böyle bir kurs paketi gibi bir şey hazırlasam ilginizi çeker mi? Birkaç öyle talep geldi bana ama bilmiyorum nasıl bir kitle var gerçekten, hani oturup böyle bir şeye kendimi adamaya değecek kadar bir talep var mı bu konuda? Varsa aslında bence eğlenceli olabilir. Hiç bu kanal asla eğitim kanalı olmayacak dedikten sonra kanalın eğitim kanalına dönmesi yalnız. Kim döndürdü acaba bunu diyeceğim. Birbirimizi çok güzel itekleye bu noktaya geldik. Ama işinize yaradığını böyle geri dönüşünüzü aldıkça gerçekten çok mutlu oluyorum. Kendimi arada böyle tutorial'a bağlama Tuğçe desem bile en azından arada birkaç bilgi sıkıştırmam, gerekli bir şeyler söylemem içinizdeki bazı insanlara iyi geliyor. Bu da güzel bir şey yani. Neyse geçiyorum bir sonraki. Uzatmamaya çalışacağım lafı çünkü böyle sonra 500 saat falan oluyor bu videolar. Daralıyor. Kendim daralıyorum kendimi editlerken. Bir sonraki sorumuz. Sığ hissediyorum. Üretim için haz alamıyorum. Okuyamıyorum. Yaz gelince hep böyle oluyor. Bana yaz gelince değil. Yani ben hep yazda yaşadığım için olabilir ama arada oluyor. Genelde böyle ya iş arası geçiş ya taşınma ya da adet dönemlerime falan denk geldiğinde oluyor. Öyle zamanlarda ne kadar istemesem de kendimi zorlayıp düzenime birazcık daha böyle yürüyüş, dışarıda olan aktivite, yani hiçbir şey yapmasam bile evden çıkmaya zorluyorum kendimi. Bana bayağı iyi geliyor. Belki normal rutininizin dışındaki bir iki böyle minik elektroşok verirseniz hayatınıza modunuz değişebilir. Bana iyi geliyor, size de gelebilir. Bir sonraki sorumuz. Yaşadığın ülkeler arasında senin için en iyi, en konforlusu, en yaşanabiliri hangisiydi? En yaşanabiliri sanırım şu anki olduğumuz yer. Kota Kinabalu, Malezya. Hava hep güzel. Ben yaz insanıyım. Yani o açıdan iyi geliyor. Bazen böyle daralsam da bu sürekli yaz hali hoş bir şey. İnsanlar çok cana yakın ve sakinler. Aşırı böyle en hani layback, böyle rahat. Ya olur ya hallederiz kafasındaki ülkelerden biri sanırım yaşadıklarımın içinde. Güzel yani burası. Bütün ömrüm kesinlikle geçiremezdim. Ya büyük de konuşmayayım şimdi. Hiç belli olmuyor çünkü bu işler ama. Şu anki fikrimle, şu anki görüşümle tüm ömrüm yaşamak istemezdim ama bu dönemde burada olmak iyi geliyor bana. Rahat yani böyle gelmeyi, gezmeyi falan düşünüyorsanız Malezya'nın bizim olduğumuz yani sabah bölgesi çok rahat bir bölge. Bir sonraki sorumuz. Senaryo yazıyor musun veya kitap gibi bir şey? Küçükken çok hayal ederdim böyle. Bir göl evinde yaşayıp bir yazarlık yapmak istiyorum falan diye. Sonra belki kendime dedim ki, hatta daha geçenlerde. Tuğçe hep böyle aklından geçiyor hani bir şeyler yazsam mı falan filan. Hani neticede konuşmayı seviyorsun. Hani yazıya da, yazmayı da çok severdim ben okuldayken en azından. Yazıya döksene hani seni ne durduruyor dediğimde fark ettim ki benim öyle bir şeyim yok. Hani dürtüm yok. Fantazi olarak çok güzel geliyor bir kitap yazma. Ama hadi yapsana'ya geldiğimde ya şu an o noktada değilim ya da gerçekten sadece fantezi olarak güzel geliyor ama gerçek hayatta uygulayabileceğim bir şey değil benim. Senaryoda yani kısa filmler için yazıyordum kısa film çektiğim zamanlarda. Ama uzun süredir bir senaryo yazmadım açıkçası. Ama o keyfini seviyorum ama şöyle bir şey var. Başımda bir yönetmen falan yoksa, yani yönetmeni bendim kısa filmlerin, önce başkası yoktu. Benim de kararsızlık seviyesini az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Senaryoyu o kadar çok değiştiriyordum ki filmin yapım aşamasına geçemiyorum, karar veremiyorum.
göremediğim için benim için korkunç bir kısır döngü. Kesinlikle belki bir danışmanlı falan bir şey yazarsam anca öyle olur. Ya da birisine danışmanlık verebilirim mesela. Başka projeler hakkında konuştuğumda çok böyle nokta atışlı çok iyi ilerleyebiliyorum. Konu kendi projeme gelince olmuyor maalesef. Gezip gördüğün yerler arasında seni en çok etkileyen yer neresi ve neden? Ya birçok yer var ama direkt aklıma ilk gelen şey Myanmar oldu, Burma. Çünkü biz gittiğimizde yani şanslıydık ki bu karmaşık olaylar başlamadan önce sanırım 6 sene önce falan gittik. 6, 7 hatta. Yok ya. 7, 8 sene olmuştur. Ve yani daha turist alımına yeni başlamıştı biz gittiğimizde. Bir yıl önce falan açılmıştı kapıları turistlere. Hani el değmemişliği o gerçekten hani bir zaman makinesine girip de geriye gitmişiz gibi bir his yaratmıştı böyle ülke bizde. Her şey çok orijinal. Turist hiç yok etrafta böyle çok az yani tek tüktü. Kendi hayatları akışına gidiyordu yani hiçbir şey böyle hani ülkeler bir süre sonra turiste entegre oluyor ya turist olan ülkeler en azından. Kaybediyor kendi dokusunu. O dokusunu hiç kaybetmemişti. O bana çok güzel gelmişti gerçekten. Ciddi ciddi böyle zaman kapsülü içine girip başka bir zamana gitmişim gibi hissettirmişti. Şimdi birkaç tane animasyonla ilgili soru var. Onlara böyle bir peş peşe bir cevap vereyim. Neden kanala animasyon yapım videoları atmıyorsun var? Animasyon yapım videosu atamam çünkü çok uzun. Yani ayrıca hangi tarzı? Birçok değişik tarzda animasyon yapılabiliyor. Hani ben şu an daha çok 3D yapıyorum. 3D yapım videosu atacaksam da size önce programı öğretmem gerekiyor. Programı öğretecek kadar her konuda hakim değilim. Hadi sadece animasyon kısmını öğretsem bile size çok uzar. Yani tamamen tutorial'a bağlar. Ama bu konuda içerikler var. Yani İngilizce daha çok sanırım. Türkçe var mı emin değilim gerçekten ama öğrenmek istiyorsanız böyle belki altyazısını çevirip ne kadar çakma bir altyazı olsa da böyle oradan zorlayaraktan bakabilirsiniz. Bir sonraki animasyonla ilgili okulunu okumadım ama animatör olmak istiyorum. Ne önerirsiniz? Çizimim iyi. Yani animatör olmak için çiziminizin iyi olması şart değil bu arada. Onu belirteyim size. Bu böyle genel olarak tam bilinmeyen bir konu ya da yanlış bilinen bir konu. Yani benim sınıfımda animasyon okurken değil. Yani üniversite animasyon okurken değil. Orası yetenek de alıyordu ama Animation Mentor'dayken hiç çizimle alakası olmayan çok iyi animatörler vardı. Ne yapabilirsin? Yani ne tür bir animasyon yapmak istedin? Yani iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu mu yöneleceğine karar verip hani hangisinde, hangi tarzda ilerleyeceğini, onlar hangi programlar kullanıyorlarsa o programları öğrenerek başlayabilirsin. Çünkü animatörlük yapacaksan ve hani klasik direkt sel animasyon dediğimiz sayfa sayfa çizerek yapmayacaksan programı öğrenmek zorunluluğun var. Oradan başlayabilirsin belki. Bir sonraki animasyonla alakalı sorumuz. Animasyon bölümü hakkında konuşabilirsen çok iyi olur. Üniversiteden sonra işe girmek, belki okula devam ederken portfolyo nasıl olmalı, neler bulunmalı, hangi dallarda daha çok açık var, 2 boyutlu mu, 3 boyutlu mu, işverenler ne bekliyor, nasıl işler teklif ediyorlar, diplomadaki okul ismi ne kadar önemli gibi. Okul ismi kesinlikle önemli değil. En azından Türkiye'de bir tık daha hani ben evet Anadolu'dan çıktığımı duyduklarında genelde evet Anadolu'nun iyi oluyor animatörleri diye bir şeyim oluyordu, artım oluyordu ama yurt dışında zaten Anadolu Üniversitesi'ni çoğu insan bilmediği için okuluna açıp bakmıyorlar bile. Kesinlikle portfolyon konuşuyor yani. Ne görürlerse reelinde, nasıl animasyon yapabiliyorsan sadece etkisi olan şey o oluyor. Daha sonra da hani ruh hastası mısın, iletişim kurabiliyor musun diye tabii ki de bir yüz yüze görüşme, bir interviewları oluyor. Ama iş olarak gerçekten nereden mezun olduğun önemli değil. Nasıl bir şirkete başvuruyorsan ona göre portfolyo hazırlaman gerekiyor. İşte oyun şirketi mi, iki boyutlu mu, üç boyutlu mu, üç boyutluysa işte realistik işler mi yapıyor, cartoon işler mi yapıyor, şirket odaklı mı yaklaşacaksın, proje odaklı mı yaklaşacaksın. Ona göre her yeni başlayacak film için bile tekrardan portfolyo hazırlayan var. Bu tamamen senin hangi alana gitmek istediğine bağlı olarak değişiyor anlayacağınız. Bir sonraki de Türkçe sektörde sence yurt dışı şansımı zorlamalı mıyım? Geleneksel ve dijital sanatlarda. Konu sanat olunca maalesef ki yurt dışı şansınızı zorlamanızı tavsiye edebilirim. Neden maalesef diyorum? Çünkü hani ülkemizde bildiğim kadarıyla en azından bir sanatçı maaşı ya da sanatçı desteği fazla yok. Ama yurt dışına birçok ülke, Avrupa'daki en azından birçok ülkede sanatçı desteği diye bir şey var. Hani sanatçı olarak kaydolup direkt ülkeden maaş alabiliyorsunuz. Kendi üretiminizi yaparken, sanat üretiminizi yaparken hani iş kaygısı, gelecek kaygısı çekmeden sadece bu alana yönelebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var ama hani sanat dediğinde çok genel bir şey. Tam olarak hangi alanda ne yapmak istiyorsunuz, nerelere gelmek istiyorsunuz. Kendi hayat görüşünüz, beklentileriniz, kariyer planınıza göre gerçekten değişir ama tabii ki de yurt dışında çok fazla seçenek var Türkiye'ye kıyasla. Ama değişmiş de olabilir. Yani dediğim gibi ben de Türkiye'de çalışmayalı bayağı bir uzun süre olduğu için çok update değilim. Ama hani arkadaşlarımdan, çevremden duyduğum kadarıyla söylüyorum şu anda. Onun için hani net yanlış bilgi de vermek istemem ama yurt dışında en azından söyleyebileceğim bu gerçekten
seçenekler, şartlar daha elverişli sanatçılar için. Bir sonraki sorumuz, eminim sormuştur ama sulu boya sıfırdan öğrenen biri için hangi adımlar atılmalı? Sorulmadı ama hani renk bilgisi, teknik bilgiler, sulu boya tekniklerini öğrenerek başlayabilirsiniz. Daha sonrası sadece zaten pratik ve pratik. Sulu boya yapmaya çalışıyorum. Nerede durmam gerektiğini bilmiyorum. Bazen eksik kalmış gibi geliyor. Bazen fazla zorlamışım gibi geliyor. Bunun ayırdığına nasıl varacağım? Öğrenirsen cevabını bana da söyle. Bazen değil hani çoğu zaman durmalı mıyım acaba, ne zaman duracağım derken yorulunca duruyorum. Ya da hani gerçekten baktım işler yokuş aşağı gitmeye başladı. O noktada diyorum ki hani buradan toplayamayacaksın. Bundan sonra yokuş aşağı deyip durduruyorum kendimi. Bu da hani benim zamanla kendime öğrettiğim. Hani nereden sonra artık sıçmaya başladığım kısmını ayırt edebiliyorum. Orada duruyorum. Bu zamanla gelişecek bir şey. Eksik kalmış hissi her zaman oluyor neredeyse. Hani hep bir tık daha güzel olabilir. O muhtemelen hayalinde canlandırdığın şeyle yaptığın şey arasındaki gapten dolayı sürekli sanki biraz daha güzel olabilir gibi geldiği için devam ediyorsun. Devam edince de çoğunlukla bozuyorsun yaptığın işi. Bu hani zaman, pratik ve artık kabullenip bir noktadan sonra tamam oldu bu artık bir sonrakine geçeyim deme noktasında başlıyor herhalde. En azından benim için öyle oldu. Aa bak çok güzel bir soru. Tuca bir şey soracağım. Harry Potter kitaplarında neden Harry, Hermione ve Ron gibi resimleri yapmadın? Aslında yaptım. Kitap videosunda bahsettiğimi hatırlamıyorum ama en son olarak Harry, Ron ve Hermione'yi de ekleyelim dediler. Onların çizimlerini yaptım ama çizim tarzı kitabın tarzıyla uymadı. Daha doğrusu sulu boyayla renklendirince karakterler daha böyle cartoon, hafif daha illüstratif bir dokusu olduğu için bunlar realistik olmasını istediler ama realistik olunca kitabın kalanıyla uyum sağlamayacağı için onları daha sonra çıkarmaya karar verdiler. Yani aslında benim elimde bayağı böyle bir Harry Hermione Ron'un çizimleri var. Böyle hatıra olarak saklıyorum yani duruyor bende. Belki ileride sadece karakter olarak kitap çıkartırlar, orada kullanırız ya da bilmiyorum. Yani nasıl ilerler o konuda bir fikrim yok. Ama yapılmıştı yani. Güzel oldu, bana hatıra kaldı ya. Sadece bana özel kalan çizimler. Birkaç tane vardı öyle çünkü çizimin yapıldı ama kitaba eklenmedi. Onlarla beraber dosyalarımda duruyor. Gizli dosyalar. Kendime bir gizem yarattım orada. Tripod olarak ya da kamera tutucu ne kullanıyorsun? Çekim açıları çok iyi. Çekimler ve çekimdeki malzemelerimle ilgili sorular gelmiş. Bununla ilgili full bir video yapabiliriz istiyorsanız. Hani tripodum, kameram hangi programda editiliyor falan diye. Tripodu böyle Instagram'da sürekli gösteriyorum. Bu üstten kafalı, üstten eğmeli. Adını bile bilmediğim aslında. Tepe tripodu diye geçiyor sanırım. Bir tripodum var yıllardır. Güzel bir yatırım yapmıştım ama işimi kesinlikle görüyor. Çok amaçlı tripodum. Kamera olarak da Canon kullanıyorum. Canon'ın M50, yani M50'sini ki yıllar önce aldım. Artık hani update, yani biliyorsunuz kendisi birazcık ergen. Update etme vaktim geliyor yavaş yavaş. Ama şimdilik içimi görüyor. Edit için de Premiere kullanıyorum. Premiere zaten bildiğim için önceden, hani bu iş için sıfırda öğrenmediğim için pratik oldu benim için. Ama mesela Final Cut çok daha pratik. Yani sıfırdan öğrenecekseniz Final Cut kullanabilirsiniz. Daha rahat olur. Daha az karmaşık Premiere kıyasla. Kariyer hedeflerine ilerlemen gereken alana nasıl karar verdin? Nasıl yol çizdin? Çizdiğimi kim söyledi acaba? Ya resim, sanat ve çizim ve sohbette birazcık bahsettiğim gibi hayatın genel akışı içinde animasyona girdim ve neyse ki yanlış bir karar değildi. Hani severek yapıyorum. Ama zaman zaman diyorum ki hani yetti mi Tuğçe, hani çok mu yapıştı üstüme, acaba değiştirmem mi gerekiyor falan diye. Hatta böyle geçenlerde YouTube'da bir yorum vardı, işte 36 yaşındayım, çizime başlamak istiyorum. Belki diyorsundur bu yaşta olur mu, saçmalama, kadına bak, ne alaka falan filan diyor. Asla demiyorum. Hani ben kesinlikle kariyer değişimi yaşı olduğuna inanan ya da eğitim yaşı olduğuna inanan birisi değilim. Kendim de böyle ara ara durup ya işte bıraksam seramiğe başlasam da işte bir seramik atölyesi mi açsam, işte takı tasarımına mı yönelsem, işte arada bir durup ya ben yemek mi yapsam, aşçılık kursuna mı girsem falan diye. Arada dediğim böyle bayağı haftalık olarak bunları düşünüp hani yeni kariyer şeylerini sürekli değerlendiren bir insanım. Ne kadar karar verdim desem de birazcık hani yeteneğim, yaparken zevk aldığım şeyler beni yönlendirdi. Yalan yok, hani doğru adımları da attım doğru yerlerde ama kesinlikle çok net bir şekilde karar vermiş değilim. Öyle çok net karar vermiş de çok az insan tanıyorum açıkçası. Çoğu insan çok net bir şekilde bilmiyor, değiştiriyor. Ve değiştirmek de iyi bir şey. Yani denemeden gerçekten bilemezsin. Belki çok daha iyi gelecek, sana çok daha uyacak başka bir seçenek vardır. Bu muhteşem manzaralı yer evin mi? Bir ev turu gelir mi? Evet, şu anki
evimizin çok güzel manzarası var maşallah, tekrardan atıyorum kendi üstüme. Aslında Brezilya ev turu çekmiştim, şu an aklıma geldi. Onu kurgulamam gerekiyordu. Gitmeden önce böyle buradakini hani bir önceki evi çekmiştim ya Malezya'da, gittikten sonra kurgulayıp göstermiştim. Orada da öyle bir şey yapmak istedim hani eşyalı halini. Onu önce bir kurgulayıp yayınlayayım. Hoş, ilginizi çeken bilmiyorum, şu an artık üstüne aylar geçti. Bu evi de hala böyle tam aslında yeni yeni tam olarak yerleşiyoruz. Böyle yeni bitkilerimiz falan, bitkiler olmadan yerleşmiş sayamıyorum çünkü, saymıyorum çünkü kendimi. Bir ev turu aslında yapabiliriz güzel, minik böyle tatlış, hoş olabilir. Kendi böyle köşelerimi gösteririm size. Esas atölyemi daha yeni oturtuyorum, masam işte yeni geldi falan. Atölyeye oturttuktan sonra mini bir atölye turu yapabiliriz. Mini dedim çünkü bayağı böyle minnoş küçük bir atölyem var burada. Ne kadar başarılı olsan da yetersiz hissettiğin anlar oluyor mu? O zamanlar ne yapıyorsun? O kadar ilginç bir soru ki, çünkü aynı soruyu ben de geçenlerde böyle DreamWorks'ten bir tane hocam vardı Animation Mentor'daki. Arkadaş olduktan sonra sohbet ediyorduk. Ona sordum böyle, bana animasyon konusunda işte kariyer hakkında falan tavsiyeler veriyordu. Çok yetersiz hissediyorum hani, bu işi yapmalı mıyım emin bile değilim dedim. Hani Tuğçe dedi hani, ben 15 senedir burada çalışıyorum ve ben de her gün neredeyse kendime aynı soru soruyorum. Ve etrafımdaki çok işte her zaman kendini yetersiz hissediyor ve doğru iş mi yapıyorum diye sorguluyordu. Ve bu insanlar da benim top tier dediğim, o gelebilecekleri en iyi noktalarda olanlar işi, yani animasyon konusunda, o insanlar bile sorguluyor. Hani beni gözünüzde büyütüyorsanız ben de sorguluyorum. Siz de sorguluyorsanız çok normal. Hani sorgulamıyorsanız belki hatta normal değildir diye düşünebilirim. Çünkü benim hayatımın her noktasında ben hep sorguluyordum ve hep yetersizlik hissi maalesef ki hep oluyor. Bunu kendi lehine kullanabilirsin. Kendini kamçılamak, daha çok geliştirmek adına. O zaman güzel bir push, güzel bir motivasyon kaynağı olabilir. Ama hani sürekli bir özgüvenini kıracak noktaya geliyorsa da belki geçmişten bugüne, dünden bugüne turu yapıp kendi başardıklarını sıralayıp yazabilirsin. Kendine şöyle bir önceki bölümlerimde diye bir kısım yapıp neredeydim, neler yaptım, neler başardım diye minik hatırlatmalar yapabilirsin. İnsana iyi geliyor çünkü böyle hatırlatmalar. Keşke böyle hayatımız her gün başladığımızda ya da her haftaya başladığımızda önceki bölümlerde ne oldu diye böyle bir özet geçsek, iyi şeylerden oluşan bir özet. Bir motivasyon olsa hoş olurmuş aslında. Kaç yaşındasın? Şu an 36 yaşındayım. Söylerken bana da gelip geliyor. Update'im çok olmamış. Mesela en son 32'de sanırım update etmiştim kendimi. Otomatik olarak insanlar sonuç 32 diyesim geliyor. Şu an bir tekrardan bir 4 yıl olmuş yani. Bir update etmem gerekiyor galiba kendimi zihnen. Tuğçe, çizim ve sohbet dinlerken çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sen de böyle düşünüyor musun yoksa emek mi? Sanırım ikisi de. Bazen şeye gıcık oluyorum ya, insanlar o çok şanslısın falan deyince gıcık oluyorum. Ama aslında gıcık olmama gerekiyor. Evet, bazı konularda çok şanslıyım, bazı konularda da inanılmaz şanssızım. Ama hani şanssız olduğum konuları dile getirip yaymak istemediğim, o enerjiyi hani kendime hatırlatmak istemediğim için bahsetmiyorum. Sizin de bunları görmüyor olmanız çok normal. Çok acayip şanssızlıklarım da var ama gerçekten çok güzel şanslı olduğum noktalar da var. Ama emek vermiyorum desem yalan olur. Hani geçen onu konuşuyorduk annemle. Hani onun dediği de bir şey var. Sen çalışmadığında da çalışıyorsun Tuğçe dedi. Hani ben gerçekten hiçbir şey yapmadan geçirdiğim hafta sonu bile bazen olmuyor yani. Sürekli bir şey yapayım, bir şey üreteyim, bir şey öğreneyim kafasındayım. Hani hiç emek vermedim, hayatta her şey önüme serildi, ne kadar şanslıyım desem haksızlık etmiş olurum yani o emek veren minik işçi Tuğçe'ye onun için. İkisi de hani hiç şans değil, hepsi emek de diyemem yani. Herkesin gerçekten hayatında şans faktörü vardır bir noktada. Ama şöyle bir şey var mesela. Yıllardır bir konuda çalışmak istediğim bir konuda iş başvurusu yapıyorum ve hiçbir şekilde iş bulamıyorum ve hocalarımla görüştüğümde şans Tuğçe diyorlar hani, yani başka hiçbir şey değil, yoksa hani ben seni işe alırdım, net bir şekilde söylüyorum ki ben seni işe alırdım ama bu tamamen zamanlama, tamamen şans bir noktadan sonra diyorlardı. Demek ki o konuda da gerçekten şanssızım. Yani bir dengesi var demek ki kendi içinde hayatın diyorum. Bir sebebi de var diye vardı, böyle salmak istiyorum çünkü kafaya taktıkça insan manyaklaşıyor. Ama soru çok güzelmiş, böyle bir gülümsemeyle okudum. Teşekkür ederim soru için. Resim yaparken daha denemediğin ama kesin denemek istediğin bir teknik var mı? Guajı deneyeceğim işte bakalım. Ya hiç denemediğim değil. Okuldan sonra gerçekten zevki olarak hiç denemedim. Ama hani son videolarda da bahsediyorum ya, guaj bir cezbedici gelmeye başladı bana son zamanlarda diye. Bir guaja düşebilirim tekrardan. Resimde kullandığın en farklı ürün? Ya aklıma fazla bir şey gelmiyor ya. Böyle bir düşündüm, egzantrik bir ürün gelir mi diye. Yok sanırım tuz yani. Bir ara tekrar bahsetmiştim. Bir sulu boyaya o rengi bastığınız noktadan sonra böyle bir tuz döküyorsunuz. Onu öyle kurutuyorsunuz. O tuz düştüğü yerdeki suyu ve boyayı emdiği için orada böyle minik noktalar ve inanılmaz güzel bir
architecture oluşturuyor. Yani sanırım gerçekten şu an o kadar çok medya varken tuz dediğim için birazcık da garip hissediyorum ama düz tuz yani en hoşuma giden sulu boyada en azından. Hayatta yıllar sonra keşke bunu o zaman bilseydim dediğimiz şeyler vardır ya, senin ne olurdu? Çok uzun uzun keşke dememeye çalışıyorum. Çünkü zaten enerji olarak güzel bir kelime değil. Hani olmuş bitmiş artık ne gerek varlık bir kelime gerçekten. Ama hani şeyi hatırlıyorum net bir şekilde. Birkaç yıl önce böyle birkaç yıl dedim evet birazcık süre geçti üstüne ama terapi aldığım zamanlarda bir şeyin farkına varmıştım ki ya ben bunu nasıl şimdiye kadar bu kadar farkında olmadan yaşadım diye. Hayatta neredeyse hiçbir şeyin, etrafınızda olan hiçbir şeyin neredeyse hani şöyle diyeyim %90'ının sizinle hiçbir alakası yok. Gerçekten de bunu fark ettiğim anda üstüne inanılmaz bir yük kalkmıştı. İnanılmaz bir rahatlama, inanılmaz bir kendimle barışma içine girmiştim. Arkadaşlar gerçekten çoğu şeyin sizinle hiç alakası yok. İnsanların yaptığı, söylediği şeyler muhtemelen çoğu zaman kendi hayatları, kendi sorunları, kendi neşeleri, kendileriyle ilgili. Sizinkiler de zaten çoğu zaman öyledir ya. İnsan o kadar çok şeye düşüyor ki her şey benimle ilgili, her şey ben, herkes bana tavır yapıyor, herkes benim aklımda konuşuyor, herkes böyle 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 diye. Ben diye ruh hastası haline gelebiliyoruz çok basit bir şekilde. En azından benim için öyleydi. Herkesin derdini her şekilde kendime dert ediyordum. Ne zaman ki benimle alakası olmadığını fark ettim. Bir özgürlük, bir rahatlama yaşamıştım. Şimdi bile böyle zaman zaman böyle bir manyağa bağladığımda Tuğçe bunun seninle hiçbir alakası yok. Kendine gel gerizekalı diye. Kendime iki tane hızlandırılmış psikolojik tokat atıp kendime getiriyorum. Belki içinizden bir iki kişinin de böyle işine yarar diye buradan böyle bir söyleyeyim dedim bunu da. Genel olarak yurt dışında oradan oraya gitmek nasıl bir his, uyum sağlayabiliyor musun? Ya bugün sorular çok güzel bu arada. Böyle daha noktalara dokunan, daha böyle içimi ısıtan sorular gelmiş. Teşekkür ederim. Vincent Newton mu, Van Gogh mu diye soran olmamış. Gerçekten çok şaşırdım. Sorun cevabı gelmeyince herhalde böyle bıktı insanlar. Hem güzel hem kötü bir his. Sürekli böyle bir ev kurma ve evden ayrılma hissi içindeyim. Bir de sürekli arkadaş edin ve o arkadaşları böyle hani geride bırak değil de hani uzaklaş onlardan, uzun mesafeli ilişki haline düş, sonra tekrardan yeni bir arkadaş çevresi, yeni bir düzen kur şekline ilerle. Ben bir de düzenimi seven bir insan olduğum için bu kısım beni zorluyor. Arkadaşlarıma veda etme kısmı beni zorluyor, alışkanlıklarıma veda etme kısmı beni zorluyor. Ama yeni şeyler görme, yeni yerler gezme kısmı da besliyor. Yani gerçekten hem iyisi hem kötüsüyle, yani her şeyde olduğu gibi hem besleyen hem üzen. Yani öyle diyeyim galiba. Hem böyle minik kalp kırıklıkları hem de küçük heyecanlar getiren. Benim sevdiğim, benim hani hayatıma entegre edebildiğim, yaşayabildiğim bir duygu. Ama şeyi istiyorum yani böyle bir evim olsun, ev diyebileceğim bir yer olsun istiyorum. Çünkü gerçekten şunu fark ettim, 10 yıldır hani ev hissi yok. Sürekli böyle bir yerden bir yere geçme halindeyiz. Hani artık Nico ile böyle bir ev alalım, orası hani bizim olsun. Ev diyelim arada böyle dönüyor olalım oraya falan diye ikimiz de böyle onun eksikliğini yaşamaya, onun eksikliğini çekmeye başladık. Bu konuşulmaya başlandı yani. Çok fit bir vücuda sahipsin. Abla bunu nasıl yapıyorsun? Bayağıdır abla duymamıştım. Ben de kitlen büyük falan zannediyordum. Teşekkür ederim öncelikle. Ben düzenli spor yapıyorum. Yani düzenlediğim arada işte aylarca ara verdiğim özellikle taşıma dönemlerinde sonra geri döndüğüm oluyor. Ama olabildiğince spor benim her zaman hayatım bir parçası. Hayatına hareketi hani yürüyüş, spor ne senin hayat tarzına, senin zevklerine uyuyorsa kesinlikle bir hareket ekleyebilirsin. Ama onun dışında yani her şey göründüğü gibi değil. Mesela ben çok hızlı kilo alıp veriyorum. Sürekli böyle bir -4.5 + 4.5 şeklindeyim. Ne zamanki seyahat etsek böyle bir sürekli bir kilo alma, hiçbir şeyin içine sığamama, sonra bir işte tekrar kilo verme sürecine giriyorum. Aylık olarak değişiyor gerçekten benim de. Ama olabildiğince hani spor her şekilde, her yerde hayatın bir parçası onu söyleyebilirim. Ama hani öyle çok fitim, çok sağlıklıyım kesinlikle diyemem. Spor her zaman var ama beslenme konusunda hala öğrenmem gereken, hayatıma entegre etmem gereken kısımlar var yani. Bu konuda kesinlikle bir kompetan değilim. Bu konudaki bilirkişi kesinlikle ben değilim. Ben de mesela Adayı izliyorum. Amerika'da bir Adayı. Çok hoşuma gidiyor onun kanalı. İçerikleri zaten inanılmaz güzel. Ve hani sağlıklı yaşam, dengeli yaşam konusunda güzel tiyolar da veriyor. Bilmiyorsanız gidip onun kanalına bir bakabilirsiniz. Artık bu noktada çizimimizin ve soru cevap videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Umarım cevaplar bilmem tatmin etmiştir sizi. İzlerken ve dinlerken eğlenmişsinizdir. Eğlenirken az da olsa belki bir şeyler öğrenmişsinizdir. Sizinle çok yakında yeni bir videoda, evet fark ettiyseniz çok sık video atıyorum. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.